Merhaba akıllı çocuklar, hoş geldiniz. Bugün insülin sentezi ve sekresyonu konusunun endokrin fizyolojisinin bir bölümü olarak sizlere anlatacağım. Birinci olarak bir kez pankreastan bahsetmemiz gerekiyor. Pankreasın iki fonksiyonu var. Bunlardan bir tanesi egzokrin fonksiyonu. Bildiğiniz üzere sindirime yardımcı olan bazı enzimleri salgılar ve bu enzimler burada gördüğünüz üzere safra kesesinden gelen sıvıyla birleşerek Kamun Baylak'la ortak safra kanalıyla beraber duodenuma dökülüyor. Bugün konumuz bu değil. Bugün konumuz bizim endokrin fonksiyonundan bahsedeceğiz. Endokrin fonksiyonundan pankreasın bahsettiğimiz zaman da aklımıza Langerhans adacıkları gelecek, Langerhans hücreleri gelecek. Langerhans da 1869 yılında Langerhans adlı bir Alman patolog tarafından keşfedilmiş olan hücreler. Doktor Langerhans'ın bir özelliği var yalnız. Doktor Langerhans maalesef tüberkülozdan kaynaklanan bazı komplikasyonlar nedeniyle erken dönemde hayatına veda etmiş bir hekim arkadaşımız. Şimdi efendim biz teker teker pankreastan bahsederken özellikle dikkatimizi çekecek bir şey başlangıç noktası olarak tabii ki insülin sentezi olacak. İnsülin sentezi nerede yapılıyor ve nasıl yapılıyor? Bunun sorularının cevaplarını hep beraber arayacağız. Şimdi bir kere her şeyden evvel Langerhans hücreleri genellikle pankreasın kuru kısmında bulunuyor. Ve aşağı yukarı pankreasın tüm kütlesinin %1'ini oluşturuyor. Yani endokrin fonksiyon pankreasın ağlarının sadece %1'i kadarıyla yapılabilmekte. Ve Langerhans hücrelerinin adacıklarının adı yaklaşık 1 milyon civarında olarak kabul edilmekte. Langerhans adacıklarında bir takım hücreler var. Bu takım hücrelerin içerisinde ilk önce alfa ile başlayalım. Alfa dominant hücrelerden oluşuyor. Bir de beta hücrelerimiz var. Meşhur biliyorsunuz insülini sentezleyen hücreler bunlar. Bunu duymuşsunuzdur. Bir de delta hücrelerimiz var. Delta hücrelerimizden sonra ise PP hücrelerimiz. Yani pankreatik polipeptit salgılayan hücrelerimiz var. Bunlara F sel adı da veriliyor. Yani F hücreleri olarak da adlandırılmakta. Ve baktığımız zaman alfaların en büyük özelliği alfa male gibi yani dominant özellik taşıyan bir takım hücreler bunlar. Beta hücreler ise genellikle santral bölgede yani merkezde bulunan hücreler. Bu merkezde bulunan hücrelerin etrafında ise bol miktarda male dominant alfa hücreleri bulunuyor. Bu alfa hücreleri sanki bu kızları koruyan, onların etrafını çevrelemiş olan hücrelerden bahsediyoruz. Delta hücreleri ise Doktor Necip'in söylediği gibi ortalıkta dolaşan köpeklerden kaynaklanan dok. Yani her yerde görülen bir takım hücrelerimiz var, delta hücrelerimiz. Bu delta hücrelerimiz illa da bir yere lokalize olmaları şart değil, dağınık bir şekilde ortalıkta dolaşıyorlar. Diğer pankreatik polipeptit hücrelerimiz ise son derece dağınık bir şekilde bulunmakta. Şimdi konumuz beta hücreleri. Bu beta hücrelerini nasıl olup da biz bir insülin sentezleteceğiz? Bunu hep beraber bir görelim. Şimdi her şeyden evvel beta hücrelerinin aktif hale gelmesi lazım ki insülin salgılasınlar. İnsülin salgılayabilmesi için bizim en güçlü uyarımız vücudumuza giren gastrointestinal sistem aracılığıyla aldığımız gıdalar. Bu gıdalar girdiği zaman başta glukoz var bunların içerisinde. Proteinler var. Yağ asitleri var. Bunlar beta hücrelerini uyaran gıda maddeleri. Şimdi beta hücrelerinden insülin salınıyor fakat insülinle beraber salınan bazı diğer maddeler de var. Bunlardan bir tanesi proinsülin. Büyük miktarda insülin salgılanıyor. Proinsülin de ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi C-peptit ve eşit miktarda da aynı zamanda matürinsülin dediğimiz insülin salgılanıyor. Yani sadece insülin tek başına matürinsülin olarak salgılanmıyor fakat aynı zamanda proinsülin olarak salgılanıyor. Proinsülin olarak salgılandığı zaman da C-peptit ve insülin ikiye ayrılıyor ve eşit miktarda salgılanıyor. Yani yaklaşık 10 molar C-peptit salgılanıyorsa 10 molar da insülin salgılıyor. Pankreasın toplam sıvı miktarı, salgılanan sıvı miktarı yaklaşık 800-900 mililitre civarında günde. Bir de ayrıyeten beta hücrelerinden salgılanan bir başka madde daha var. Onun ismi de amilin. Amilin özelliği şu: tip 2 diabetes mellitus'ta amiloid birikimi saptanmış pankreasta ve bu amiloid birikiminin içine baktıkları zaman da bu amilin maddesini bulmuşlar. Yani beta hücrelerin salgıladığı amilin aslında tip 2 diabetes mellitus'a da neden olabilecek maddelerden bir tanesi. Demek ki beta hücrelerimizden bir, insülin salgılanıyor. 2, proinsülin salgılanıyor. Proinsülin C-peptit ve insülin olarak eşit miktarda salgılanıyor. 3 numarada da az miktarda amilin sentezi söz konusu. Evet, beta hücrelerinden sonra sırada alfa hücreleri var. Bu alfa hücrelerinin dominant hücreler olduğunu ve genellikle vücutta bir gıda krizi olduğu zaman devreye girdiğini söylememiz gerekiyor. Gıda krizinden kastımız açlık. Yani yeteri kadar besin almadığımız zaman metabolik yakıtlarımız ortadan kalktığından dolayı, vücudun beslenmesi bozulduğundan dolayı hemen devreye girecek olan hücreler pankreasla beta hücrelerin çevresinde salgılanan alfa hücreleri. Ve alfa hücrelerinden salgılanan temel maddemiz insülinin karşıtı olan hormon glukagon. Glukagonun özelliği nedir? Glukagon kan şekerini yükseltir. İnsülin ise biliyorsunuz düşürüyor. Bunun yanında mümkün olduğu kadar glukagon depoları boşaltmaya çalışır. Çünkü bir kriz var. Bu kriz sonucunda vücudun metabolik yakıtlara ihtiyacı var. Ve dolayısıyla elinden geldiği kadar karaciğer depolarını boşaltıyor, glikojeni yıkıyor, glukoza çeviriyor ve aynı zamanda yağ asitlerini kullanmaya başlıyor. Çünkü ortada bir kriz var ve bu kriz sonucunda da bizim temel olarak gıdaya ihtiyacımız var ve gıdaya ihtiyacımız olduğu için de glukagon devreye girerek kan şekerimizi yükseltiyor. Kan şekerimizi yükselttikten sonra da metabolik yakıtlarımızı karşılamış oluyoruz. Beta hücrelerimizi anlattık, alfa hücrelerimizi anlattık. Geriye ne kaldı? Geriye delta hücrelerimiz kaldı. Efendim, bu delta hücrelerimiz köpekler olarak hatırlıyoruz doklardan kaynaklanan. Bir kere her şeyden evvel bunların daha çok koruyucu etkisi olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve delta hücreleri aktif hale geldiği zaman o zaman beta hücreleri süpresi oluyor. Betalar süpresi oluyor. Aralarında böyle bir denge söz konusu. Ve delta hücrelerinde önemli bir madde sentezleniyor. Bu maddelerden bir ismi universal, yani tüm vücutta geçerli olan peptit hormon inhibitörü dediğimiz bir madde. Evet, böyle iddialı bir madde ama ismini duyunca hiç olmazsa kafanızda bazı ışıklar yanılacak. Nedir? Bunun ismi somatostatin. Somatostatin universal peptit hormon inhibitörü. Yani vücuttaki pek çok peptit hormonu inhibe eden maddelerden bir tanesi. Demek ki betalardan insülin salgılanıyor, alfalardan glukagon salgılanıyor, deltalardan da somatostatin salgılanıyor. Bu somatostatin nedir? Universal peptit inhibitörü olan bir madde. Şimdi efendim, pankreasa dışarıdan arteriyoller aracılığıyla kan geliyor ve bu kan merkezden başlayarak periferiye doğru dağılıyor. Periferiye doğru dağıldığı zaman da venüllerden çıkıyor ve arada da neyimiz var? Arada da kapiler sistemimiz var. Santralden dışa doğru bir kan dolaşımı söz konusu. Peki bunun bizim açımızdan ne önemi var? Kan düzeyi santralden dışa doğru olduğuna göre ve santral bölgede bildiğiniz üzere beta hücrelerimiz var. Dolayısıyla beta hücreleri ne salgılıyordu? İnsülin salgılıyordu. Ve insülin salgıladığından dolayı yolda etraflarında oluşan alfa hücreleri halkasıyla karşılaşıyorlar. Ve alfa hücreleri karşılaştığı zaman ne oluyor? Alfa hücrelerini süprese ediyorlar. Bu da kendi içerisindeki dengelerden bir tanesi. Süprese ediyorlar. O zaman ne oluyor? Glukagon salınımı düşüyor. İşte buna parekrin regülasyonu adını veriliyor. Yani kendi içinde oluşan bir regülasyon sistemine parekrin regülasyon adını veriyoruz. Şimdi beta hücrelerimizde nasıl bir insülin sentezi gerçekleşiyor onu bir görmemiz gerekiyor. Efendim, insülin molekül olarak bir 6'ya benziyor. Fakat 6'ya benzerken 6'nın kolu biraz daha uzun. Ve böyle uzun bir 6, daha doğrusu G mi dersiniz tam olarak bilemiyorum ama sonuçta bu tür bir molekülle karşı karşıyayız. Bir kere her şeyden söylediğimiz gibi insülin bir peptit molekülü ve aminosit zincirlerinden oluşuyor. Peptit molekülü G ya da 6 tarzında olan bir durum söz konusu. Bu G'nin en uzun bölümü, yani uçta yer alan en uzun bölümü başlangıç segmenti olarak adlandırılıyor. Bu başlangıç segmenti, initial segment, veya şöyle initial signaling code da deniyor buna aynı zamanda. Yani ilk harekete geçen kodlu bölüm ama biz genelde buna initial segment adını veriyoruz. Efendim, hemen arkasından gelen ikinci bir bölüm söz konusu. O da B zinciri. B zincirinin hemen karşısında C zinciri var. Ve aralarında bağlantıyı sağlayan bir konnektör bölge var. Bağlayıcı bölge var. Yani konnektör bölgemiz var. Buna da konnektör zinciri veya C zinciri, C-chain adını veriyoruz. Demek ki bir initial segmentimiz var başta. Arkasından gelen bir başka segmentimiz var. O da neydi? Beta zinciri. Onun karşısında yer alan bir alfa zincirimiz var. Ve arada bunları birbirine bağlayan bir konnektör C zincirimiz var. Bir de ayrıyeten bunların arasında oluşan disülfit bağları var. Bu beta ile, daha doğrusu B zinciri ile A zincirini bir arada tutan, yani A artı B'yi bir arada tutan disülfit bağları var. Molekülümüz 3 aşağı 5 yukarı böyle. Aslında 3 aşağı 5 yukarıdır. Aynen böyle. İşte biz şimdi herhangi bir şekilde eğer hem initial segmenti hem de A ile B arasını sağlayan konnektör segmenti, yani C zincirini ortadan kaldırırsak karşımıza ilk molekülün orijinal halini yazayım ilk önce. Pire, pro, insülin ortaya çıkıyor. Eğer initial segmenti ortadan kaldırırsak proinsülin ortaya kalkıyor. Yani initial segmentimiz yok. Eğer C zincirini ortadan kaldırırsak o zaman proinsülin de matür insülin haline dönüşüyor. Yani bizim anlatmaya çalıştığımız şey şu. Ben bu uzun G ya da 6 şeklindeki insülini eğer initial segmentini ortadan kaldırırsam ve arkasından da C segmentini birbirine bağlayan, A ile B'yi birbirine bağlayan segmenti ortadan kaldırırsam A ve B zincirleri kalıyor ve A ve B zincirlerini disülfit bağlarıyla bağlanmış oluyor. Buna da insülin adını veriyoruz ama bu insülinin özelliği var. Bu insüline matür, yani yetişkin, doymuş insülin adını veriyoruz. İşte 6 zincirimizden ortaya çıkan hadise bu. Matür aktif insülin ancak bu şekilde sentezlenebiliyor. Şimdi burada bir önemli nokta var. O da şu. A ile B'yi bağlayan konnektör zinciri, yani C zinciri. O da bir peptit yapısında. Onun için buna C peptit adı veriliyor. Yani C-peptide. Bu C peptidin bir takım özellikleri var. Bunlardan bir tanesi C peptidin yaralanma ömrü daha uzun. Yani yaklaşık 30 dakika kadar bir süreye ihtiyacımız var. Buna karşı matür insülinin yaralanma süresi ise 5-6 dakika. Şimdi efendim bu noktada C-peptide geçeceğiz. C-peptidin özelliği neydi? C-peptid biliyorsunuz B zinciriyle A zincirini bağlayan konnektör peptit, C peptit olarak adlandırılıyor ve motor insülinle aralarında bir fark var. O da nedir? Yarılanma ömrü 30 dakika C peptidin, motor insülinin ise yarılanma ömrü 5 dakika. Şimdi izin verirseniz biraz ben tahtamı temizleyeyim. Tahtamı temizlerken siz de şunu aklınızda tutun. Bunlardan bir tanesi önemli olanı. Normalde C-peptit ile motor insülin bir araya geldiği zaman adı proinsülin. Bu da çok büyük oldu. Proinsülin sentezleniyor ve bunlar eşit miktarda. Yani C-peptit ile motor insülin birbirine molar olarak da biliyorsunuz eşit miktarda olduğunu söylemiştik. Bir de aynı zamanda C-peptidin en büyük özelliklerinden bir tanesi yarılanma ömrünün motor insüline göre daha fazla olması. Şimdi efendim bu C-peptidin karşısında eşit miktarda yer alan bir motor insülinimiz var. İkisi beraber insülin olarak salgılanıyorlar. Ne ile beraber? Proinsülinle beraber. Yani proinsülinle C-peptit ikisi beraber matür insülini oluşturuyor. Ve bildiğiniz üzere C-peptidin yarılanma ömrü daha uzun, insülinin yarılanma ömrü ise 5-6 dakika. Normalde insülin sentezlendiği zaman ilk olarak yakındaki portal sirkülasyona gidecek. Ve portal sirkülasyona gittiği zaman büyük bir kısmı, yani yaklaşık %60'ı metabolize olacak. Yani geriye az miktarda insülinimiz kalacak. Aynı zamanda sistemik dolaşımda bu az insülin bizim işimizi görecek. Aynı zamanda sistemik dolaşımdan renal tübüllere gidecek. Renal tübüllerde insülinaz diye bir enzimimiz var. Bu insülinaz enzimimizde B ile A arasındaki disülfit bağları vardı biliyorsunuz. Bunlar bu disülfit bağlarını yok edecekler ve geri kalan maddeler de idrarla beraber atılacak. Dolayısıyla bizim herhangi bir şekilde eğer ben insülin miktarını tespit etmem gerekirse insüline bakmam hatalı. İnsülin tek başına madde olarak, konsantrasyon olarak ölçüldüğü zaman gerçek insülin sekresyonunu bize göstermez. Bunun yerine bizi gerçek anlamda eşit olarak sentezlenen C-peptit denilen madde bize insülin konsantrasyonu hakkında daha iyi bir fikir verecek. Neden? Çünkü büyük bir kısmı bunun metabolize oluyor. Renal tübüllerden atılıyor. Yaklaşık %60 metabolize oluyor. Dolayısıyla benim insüline baktığım zaman dolaşımda elde edeceğim rakam hatalı olacak. Orijinal insülin salgısından son derece daha düşük olacak. Dolayısıyla benim C-peptit konsantrasyonuna bakmam daha uygun olacak. Dolayısıyla C-peptit bizim endojen insülin üretimimiz hakkında bize bilgi verecek olan en önemli madde. Endojen insülin markerımız. Yani ben insülin miktarını ölçmek için direkt insüline bakmıyorum. C-peptide bakıyorum. C-peptide baktığım zaman miktarı neyse o zaman gerçek orijinal insülin üretimi de o olmuş oluyor. Biliyorsunuz tip 1 diyabetes mellitus'ta beta hücreleri destroy edilmiş. Yani ne olmuş? Bunlar yok edilmiş. Beta hücrelerinin sayısı azalmış. Sıkıntı da oradan kaynaklanıyor. Tip 1'de ben herhangi bir şekilde eğer insülin miktarına bakacak olursam C-peptit'e baktığım zaman C-peptit insülini direkt olarak endojen marker olarak yansıttığından dolayı C-peptit miktarında bir azalma söz konusu olacak. Peki o zaman ikinci soruya geliyoruz. Acaba tip 2 diyabetes mellitus'ta ne olacak? İnsülin var fakat buna karşın periferde rezistans var insülinimize karşı. Tip 2 diyabetes mellitus'ta. Yani insülin sentezleniyor fakat periferde hücrelerde yeteri kadar etki gösteremiyor. Yani insülin olduğuna göre ne olacak o zaman? C-peptit düzeyleri de yüksek olacak. Çünkü insülin normalde salgılanıyor yeterli miktarda. Ondan dolayı ben gerçek insülin miktarının arttığını tespit edebilmem için C-peptit düzeyine bakmam benim için yeterli olacak. Şimdi burada ilginç bir soru ortaya çıkıyor. Şimdi bizim kullandığımız bir takım insülinlerimiz var biliyorsunuz. Normalde bunlar subkütan olarak yani cilt altına enjekte ediliyor. Ama diyelim ki hasta yanlışlıkla kendisine fazla insülin enjekte etti. Fazla insülin enjekte ettiği zaman da ortaya hipoglisemi çıktı. Kan şekeri düzeyimiz düştü. Sıkıntılar ortaya çıktı. Fakat bizim kullandığımız insülinde yani ilaç olarak kullandığımız insülinde C-peptit yok. Yani saf insülin var. Dolayısıyla ben bir hastanın hipoglisemisinin neye bağlı olduğunu saptayabilmem için egzojen insülin miktarına bakmam gerekecek. Egzojen insülin miktarını direkt olarak ölçemediğimden dolayı C-peptit'e bakacağım. Ama C-peptit düzeyleri düşük. Çünkü niye? Normal insülinde C-peptit yok. Dolayısıyla bu insülinle C-peptit arasındaki ilişkiyi C-peptit'in universal endojen insülin markörü olduğunu kabul ettiğimiz zaman normal dışarıdan verdiğimiz insülinde C-peptit olmadığı için C-peptit düzeyleri düşük olarak bulunacak. Orijinal insülin sentezinin de az olduğunu C-peptit düzeylerinden saptayacağız. Bu yakışıklı arkadaşımız C-peptit tek başına biyolojik olarak aktif değil. Fakat bazı etkileri var ki bu etkilerinden özellikle şeker hastalığının fizyopatolojisi konusunda bize bilgi verecek bazı etkileri var. Bunlardan bir tanesi sodyum, potasyum, ATPazı aktive ediyor. İkincisi nitrik oksit sentezini arttırıyor. Nitrik oksit biliyorsunuz bilinen en güçlü vazodilatatörlerden bir tanesi. Dolayısıyla biz herhangi bir şekilde insülin verdiğimiz zaman dışarıda verdiğimiz insülinde C-peptit yok. Yani ilaç olan insülinde C-peptit yok. C-peptit olmadığından dolayı bu etkileri de yani ne sodyum potasyum ATPazı aktive etmesi ne de nitrik oksit sentezi ki o biliyorsunuz çok güçlü bir vazodilatatör o tür etkiler söz konusu değil. Peki bu tür etkilerin ne önemi var? Şöyle bir önemi var. Şeker hastalığında mikroanjiyopati dediğimiz bir hadise var. Bir arteriyopati var. Yani arterlerde sıkıntı yaratıyor ve bunun sonucunda ateroskleroza eğilim artıyor. Bir de ayrıyeten bildiğiniz üzere böbreklerde nefropati yapıyor. Tübül hasarı meydana geliyor ve bunun sonucunda böbrek yetmezliği oluşuyor. Gözdeki retina tabakasında retinopati yapıyor ve görme bozuklukları söz konusu. Bir de sinir hücrelerini tutarak nöropati dediğimiz uyuşukluk ve hissetmeme gibi durumların söz konusu olduğu komplikasyonlara yol açılıyor. İşte bizim dışarıdan verdiğimiz insülinde C-peptit olmadığından dolayı bütün bu komplikasyonların gelişmesinde C-peptit eksikliğinin sorumlu olduğu düşünülüyor. Çünkü dışarıdan verdiğimiz, insülini verdiğimiz zaman iş bitiyor. Ama maalesef mikroanjiyopatik komplikasyonlar önlenemiyor. Komplikasyonları önlenemediğinden dolayı C-peptit'in önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Şimdi günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda anlaşılmış ki bizim tek başına dışarıdan hastaya insülin vermemizin yani saf insülin vermemizin daha doğrusu C-peptit içermeyen insülin vermemizin faydası sınırlı. Niye? Çünkü sadece kan şekerini düşürüyor. Buna karşın böyle bir şey saf insülin komplikasyonları, mikroanjiyopatileri önlemiyor. Dolayısıyla yeni yapılan ilaç çalışmalarında bizim için saf insülin vermenin pek bir önemi olmadığından dolayı şimdi insülinin yanına C-peptit ekleyerek C-peptitin fonksiyonlarından faydalanarak komplikasyonları önleme gibi bir çalışma var. Demek ki saf insülin ilaç olarak verdiğimizde herhangi bir şekilde işe yaramıyor. Çünkü içinde C-peptit yok. C-peptit ise mikroanjiyopati konusunda oldukça faydalı. Dolayısıyla biz insüline eğer C-peptit eklersek o zaman mikroanjiyopatik diyabetik komplikasyonları da önleme şansına sahip olacağız. Şimdi efendim geldik. İnsülin sentezimiz nasıl olacak? İnsülin sentezimiz nerede yapılacak? Beta hücrelerinde yapılacak. Ve beta hücrelerinde bir peptit hormonu olan insülini salgılayacağız. Yani peptit amino asitlerden oluşan bir protein sentezlememiz gerekiyor. Bu protein sentezi için ilk aşamada nükleosa başvurmamız lazım. Niye? Çünkü nükleostaki kromozomlarda, DNA'larımızda bir kod var. Bu kodda DNA'da yer alıyor, kromozomda yer alıyor. Hangi kromozomda yer alıyor? 11. kromozomda yer alıyor ve 11. kromozomun kısa kolunda yer alıyor. 11. kromozomun kısa kolundaki genetik kod yani DNA bu proteinin şifresini içeriyor. Bu proteinin şifresini içeren bu genetik kod aktive olunca, aktivasyon sonucunda ki bu aktivasyonu ne adı veriyoruz? Transkripsiyon. Transkripsiyon sonucunda kodu taşıyan bir messenger RNA oluşuyor. Ve bu messenger RNA içerdiği amino asit dizisinde insülin kodu var. Ve bu messenger RNA sentezlendikten sonra protein sentezinin merkezi olan bir yere gitmesi lazım. Orası da ribozom. Ribozomda protein sentezi yapılıyor. Kodumuzu aldık, messenger RNA yükledik, siparişimiz hazırlandı ve bunun sonucunda messenger RNA ribozoma gitti. Oradaki kod okundu. Buna translation adını veriyoruz. Yani çeviri, okuma, ne derseniz desin, translasyon. Ve bunun sonucunda bir amino asit kodu üzerinden insülin sentezi başlatılıyor. İnsülin sentezi başlatıldığı andan itibaren ilk sentezlenen bölüm insülin molekülünde ilk sentezlenen bölüm hatırlıyorsunuz değil mi? Uzun 6 tarzında ya da G tarzında bir insülin molekülümüz vardı. Ve ilk bölümü neydi onun? Initial segment yani ilk segment. İşte ribozomun elde ettiği koddan sentezlediği insülinin ilk sentezlenen parçası initial segment. Bu initial segmentin bir özelliği var. Bu initial segment hidrofobik yani sudan korkuyor ama lipofilik ve lipidle çözüldüğünden dolayı bu initial segment endoplazmik retikuluma sekrete ediliyor. Yani endoplazmik retikuluma ribozom bir bağlantı kurarak içerisindeki sentezlediği ilk initial segmenti ribozom kendisi endoplazmik retikulumun lümenine bu ilk initial segmenti sentezliyor. Arkasından diğer ribozomlar buraya bağlanıyorlar ve onlar da kendi çaplarına göre protein sentezine devam ediyorlar. Sonuçta uzun uzun zincirlerimiz oluşuyor, peptit zincirlerimiz. Ve bu zincirler oluşurken uzun zincir yavaş yavaş katlanmaya başlıyor ve katlandıktan sonra bizim orijinal olan ilk insülinimiz proinsülini sentezliyor. Çünkü bunun burada böyle kalmasına gerek yok. Ne olması lazım? Şöyle uzun G'mizi hatırlayalım. Uzun G'miz normal proinsülinin orijinal molekülü sentezliyoruz. Orijinal insülin molekülünü sentezliyoruz. Nerede? Ribozomların endoplazmik retikuluma bağlanmasıyla beraber. Daha sonra endoplazmik retikulumun içerisinde bir enzim var. O enzimin ismi endopeptidaz. Evet. Endopeptidaz enzimi ne yapıyor? Endopeptidaz enziminin yaptığı şey şu. Bu bizim meşhur disulfit bağlarımız vardı ya, B ve A arasında bulunan. İşte bunlar bu disulfit bağlarımızı bozuyorlar. Pre-proinsülindeki pre kısmı gidiyor. Geriye ne kalıyor? Geriye proinsülin kalıyor. Yani endopeptidaz initial segmenti ortadan kaldırıyor ve geriye pre-proinsülinden proinsülin kalıyor. Peki bu proinsülin olarak salgılandı. Endoplazmik retikulumun içerisine yerleşti bu uzungeyimiz ve uzungeyimiz bir vezikülü içerisinde yer alıyor. Bu vezikülü içerisinde de çinko molekülü var. Çinko molekülü var ve çinko molekülü 6 tane insülin molekülünü tutabiliyor. 6 ve G ne kadar birbirine benziyor, ben de bunu değiştirmem gerekebilir. Ve bunun sonucunda proinsülin vezikülle beraber heksomerik pozisyonda oluyor. Heksomerik pozisyon ise insülinin aktif olması için uygun olan bir durum değil. İnsülinin aktif olabilmesi için monomerik olması lazım. Yani tek başına olması gerekiyor. Demek ki vezikülümüzün içerisinde bir çinko molekülü, çinko var ve çinkoya bağlanmış olan 6 tane insülin molekülümüz var. Şimdi benim vezikülümün içerisinde bulunan bir insülin molekülüm var. 6 tane insülin molekülüm var ve bu vezikülü ben nereye göndereceğim? İçerisinde insülin içeren, yani çinko ile beraber 6 tane insülin molekülünü tutan vezikülüm var. Ve bu vezikülümü, sitoplazmada bulunan vezikülümü ben Golgi kompleksine göndereceğim. Golgi kompleksine göndereceğim. Golgi kompleksi ne yapacak? Orada başka bir endopeptidaz, yani initial segmenti biliyorsunuz endoplazmik retikulumun içerisinde tutan bölümlerini yıkan endopeptidaz yerine başka bir endopeptidaz var. Bu da endopeptidaz 2. Bu endopeptidaz da C zincirini, yani connecting proteini ortadan kaldıracak. Connecting proteinini ortadan kaldırınca ne olacak? Sonuçta ortaya proinsülinden geriye ne kalacak? Sadece insülin kalacak. Ve insülin kalınacağı zaman yanımızda ne var bu insülin içerisinde? Bir C-peptit var. Bir de insülin var. Yani proinsülin salgısı olduğu andan itibaren endopeptidaz devreye girecek ve proyu da ortadan kaldıracak. Geriye C-peptit ve insülin kalacak. Peki ben bu insülini sonuçta getirdim, sentezledim. C-peptit ve insülin haline getirdim. Peki ne olacak da uyarı meydana gelecek ve bunun sonucunda ben insülini salgılayacağım? Bu uyarı glukoz, değil mi? Glukoz yükselecek ki ben glukozu düşürebilmek için insülini salgılayacağım. Peki bu insülin nerede bulunuyordu? Adolf Langerhans'ın bulduğu Langerhans adacıklarında buluyordu. Peki bu glukoz normalde yedik, kana karıştı, kan şekeri halinde sistemik dolaşımda bulunuyor. Fakat benim bu glukozu Langerhans hücrelerindeki beta hücrelerine ulaştırmam gerekiyor ki bunlar insülinin yükseldiğini anlasınlar ve ona karşı da glukozun yükseldiğini anlasınlar da ve buna karşın insülin sentezini gerçekleştirsinler. Peki bu glukoz nasıl olacak da beta içine girecek? Evet, beta içine girebilmesi için bizim normaldeki beta hücresinin duvarında özel bir taşıyıcı proteinimiz var. Glukoz binding protein dediğimiz veya glukoz transport protein dediğimiz proteinimiz var. Ve glukoz transport proteini çift taraflı çalışan, bidirectional çalışan, yani hem glukozu içeri alan hem de dışarı çıkartan bir proteinimiz var. Peki bu proteinimizin ismi ne? Bu proteinimizin ismini GLUT2 proteini. Glukozu içeri alacak protein. Fakat bu nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor. Bir tahterevalli sistemi gibi çalışıyor. Bu glukozu yakalıyor. Ondan sonra içeri alıyor. Aynı zamanda glukoz içeride fazlaysa o zaman ne yapıyor? Glukozu dışarıda atıyor. Yani hem içeri hem de dışarı glukozu taşınmasını sağlayan glutatyon 2 var. Fakat biliyorsunuz hücre dışında yemek yediğimiz için glukozumuz yüksek. Hücre içinde glukoz düşük. Dolayısıyla bir konsantrasyon gradiyenti var. Yani bir tarafta yüksek, bir tarafta düşük. Dolayısıyla bu yüksekten düşüğe doğru bir glukoz transportu olacak. Bir de biliyorsunuz buna ne adını veriyoruz? Difüzyon adını veriyoruz. İşte bu bizim GLUT2 dediğimiz arkadaşımız, glukoz transport proteini ne yapması gerekiyor? Glukozu alıyor, hücre içerisine getiriyor. Aynı zamanda normalde difüzyon ile gerçekleşen bu hadiseyi daha çok hızlandırıyor GLUT2. Ve GLUT2 sadece beta hücrelerine özgü bir transport proteini değil glukoz için, diğer dokularda da bulunuyor. Peki hangi dokularda bulunuyor?